Merhaba arkadaşlar, kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nerede gelmiştiniz? Evet. Karısı değil, benim karısı değil. Kolay gelsin. Hayırlı olsun inşallah. Örnek zarf olarak gösterebilirsiniz. Sana da aynı şey. Evet, hadi. Başkanım, yaratarken böyle bakar. Hadi, size gelsin. Sen. Başkanım. Başkanım, karşıya. Başkanım. Başkanım. Başkanım, buraya bak. Yazın, sen at seni. At seni. Başkanım, buraya bakalım. Evet, çok kıymetli basın emekçisi arkadaşlarım, öncelikle hepinize hayırlı günler diliyorum. Selam ve saygılar sunuyorum. Bugün demokrasinin gereği olan seçimlerimizle alakalı, her ne kadar aday sıfatımız olsa da bir vatandaş olarak geldik. Eşim ve kızımla beraber oyumuzu kullandık. Tabii geçen seçimde oğlum da vardı ama onlar gelin hanımla birlikte başka bir sandıkta oy kullandıkları için sabah erken vazifeyi yaptılar. Çünkü gelin hanım avukat olmasası bile görev vardı, oraya gitti. Öncelikle yapılan seçimin Bursa'mıza, ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Ayrıca bana refakat eden çok değerli il başkanıma, çok kıymetli Nilüfer İlçe Başkanı'na ve burada bulunan çok kıymetli arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Temennimiz, ümidimiz suhulet içerisinde sakin, kavgasız, gürültüsüz vatandaşların rahatlıkla oylarını kullanıp geldikleri bir seçim olsun. Nihayetinde vatandaşın iradesi sandığa yansıyacak ve 5 yıl boyunca ilçelerimizi, büyükşehir belediyemizi yönetecek meclis üyelerimiz ve başkanlarımızı seçeceğiz. Yani adaylığım, aday sıfatımın ötesinde bireysel olarak tabii ki şehrim adına, ülkem adına en güzelin olması en büyük temennimdir. Tecrübemiz, bilgi birikimimiz var. İnşallah Bursalı hemşehrilerimiz bu vazifeyi bize bir kez daha verirlerse canla başla çalışıp en güzel şeyleri yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın diyorum. Sizlere de bu yoğun tempoda bu süreci takip ettiğiniz için, fedakarlığınız için çok teşekkür ederim. Akşam 5'ten sonra zaten sandıklar açılmaya başlayacak ve ilk sonuçlar gelecek. Muhtemelen de 8.30-9 gibi hitama erer gibi. Şöyle, muhakkak surette sandıkların teslim edilmesi, oyların teslim edilmesi, onlar bir süreç, onu görevli arkadaşlar takip edecekler ama en azından partilerde, parti merkezlerindeki sürecin takibiyle alakalı biz AK Parti olarak il başkanımızın başkanlığında özel bir planlama yaptık. İnşallah sonuçları sizlerle de paylaşacağız diyorum. Hava da güzel bugün. Allah da yardım etti. Yağmur yok, soğuk yok. Böyle bir bahar havasıyla ve sıcak ortamda herkes rahatlıkla oyunu kullanmaya geliyor. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Allah utandırmasın.